Değerli izleyicilerimiz Almanya'nın Dislagen kentinde ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Aç kalan yaban domuzu yiyecek bulmak için bir tane süpermarkete daldı. Markette paniğe neden olan yaban domuzlarını gören polisler de korku dolu anlar yaşadı. Olayla ilgili enteresan bir an. Marketin içerisine domuz giriyor, yiyeceklere bir şekilde ulaşmaya çalışıyor. Bu sefer tabi şeyi bulamıyor. Çıkış kapısını bulamıyor. Marketin camından dışarıya kendisini atıyor. Orada bulunan vatandaşlar polise ihbarda bulunuyor. Olay yerine gelen polisle domuzlar karşı karşıya geliyor ama polisler de durumun hiç de öyle kolay olmadığını anlıyorlar ve domuzla karşı karşıya gelince kendilerini yüksek bir yere çıkarak koruyorlar. Böyle bir olay var Almanya'nın Dinslaken kentinde. Değerli izleyicilerimiz, Fransa'dan bir haberimiz var. Fransa'da inşaat sektöründe gurbetçi bir işveren vergi kaçırma kaçak işçi çalıştırma ve usulsüz Türkiye'ye para göndermesi nedeniyle bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fransa'nın başkenti Paris bölgesinde meydana geldiği belirtilen olayda Türk kökenli bir inşaat patronu eşi ve bir kişi daha zimmetine para geçirmek suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Yapılan soruşturmada patron Vergi kaçakçılığı, Türkiye'ye para kaçırma, kaçak işçi çalıştırma ve işçilerin çalışma saatlerine oynama yapmak suçlamasıyla hakim karşısında ifade verdi. Yapılan incelemede şirketin patronunun kağıt üzerinde eşi gözük. Ancak savcılar kağıt üzerindeki durumun gerçeği yansıtmadığını iddia ettiler. Şirketin asıl patronunun koca olduğunu ileri sürdüler. Mahkemede 30'lu yaşlardaki koca suçlamaları reddetse de Savunma hakimleri ikna olmadı. Şirketin asıl patronu olduğu iddia edilen koca bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yapılan temiz başvurusunda da verilen ceza onandı. Değerli izleyicilerimiz maalesef üzücü bir durum. Yurt dışından Türkiye'ye gidecek gurbetçilerin değerli izleyicilerimiz beraberinde götürecekleri cep telefonlarını kaydettirme ücretine 1 Ocak'tan itibaren zam yapılacak. Daha önce 1838 lira olan bu ücret 2500 liraya çıkacak. Yani cep telefonunuzu siz eğer Türkiye'de kullanmak, kalıcı olarak kullanmak istiyorsanız 2500 lira ödemek zorundasınız. Yani vergiler artıyor. Yine aynı şekilde Türkiye'de bazı harçlara, vergilere de 1 Ocak itibariyle zam gelecek. Bakalım onlar da nelerdir. 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeye göre yurt dışından getirilen cep telefonları 2500 lira olacak. 6 aylık pasaport harcı 208 liradan 227 liraya. 1 yıllık pasaport harcı 304 liradan 332 liraya. 2 yıllık harç 497 liradan 542 liraya. 3 yıllık pasaport harcı 706 liradan 770 liraya. Defter bedeli de 160 liradan 174 liraya yükselecek. Trafik cezaları da artıyor. Bakalım. Yeni dönemle birlikte emniyet kemeri takmayanların cezası 132 liradan 144 liraya çıkartılacak. Seyir halinde cep telefonu kullananların cezası 288 liradan 314 liraya çıkacak. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 288 liradan 314 liraya çıkacak hız sınırını yüzde on ile yüzde 30 arasında aşanların cezası 288 liradan 314 liraya çıkacak ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 2474 liradan 2699 liraya yükselecek kapalı alanda sigara içmenin cezası 188 liradan 205 liraya çıkacak değerli izleyicilerimiz saygıdeğer izleyicilerimiz korkunç bir haber var bakın akıllara durgunluk veren bir haber İstanbul'da yaşanıyor bu olay. İstanbul'un Kartal ilçesinde bir annenin bir buçuk yaşındaki çocuğunu alkol içirip fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması tepkilere neden oldu. Elinde alkol şişesi ve sigara ile resimleri çekilen bir buçuk yaşındaki bebek babasının şikayeti üzerine annesinden alınarak devlet korumasına verildi. Çocuğun kendisine verilmesini isteyen baba savcılığa başvururken anne hakkında savcılık soruşturma başlattı. Bir süre birlikte olduğu Figen adlı kişiden çocuk sahibi olan Burak adlı kişi bir buçuk yaşında bebeğini alkol içirilmesine müsaade ettiği, alkol içirdiği ve sağlıksız ortamlarda bulundurduğu gerekçesiyle anne hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma sonucunda enteresan başka gerçekler de ortaya çıkıyor. Baba çocuğun babası bakın neler söylemiş. Annenin yani çocuğun annenin kendisini sadece evlat sahibi olmak için kullandığını fark ettiğini, yani bir evlilik çatısı altında birlikte olmadıklarını, çocuk sahibi olmak için bir arada olduklarını ve kendisini kullandığını söylüyor. Annenin para kazanmak amacıyla düzenli olarak yumurtalıklarını sattığını iddia etti. Savcılığa sunulan dilekçede bunu yapmasının nedeninin borçları olduğunu söyleyen anne Figen ünün müşteki babanın borçları ödemesine karşın bunu yapmaya karar verdiğini ifade ediyor. Korkunç bir itiraf. Bakın. Kadının borçları varmış. Bu çocuğun babası olan Burak adlı kişiden borçları ödemesi karşılığında çocuk yaptığını, ona çocuk sahibi olduğunu ifade ediyor. Korkunç bir olay. Yani kadınlığın ayaklar altına alındığı Yani bunu yapan aslında baba da günahkar, anne de günahkar. Çocuğun geldi duruma bakar mısınız? Para için borçları varmış. Yani çok özür dilerim ama yumurtalıklarını satmış bu kadın. Türkçesi bu. Ben böyle anlıyorum bu haberden. Akıl alma gibi değil. Bakın çocuğa alkol, sigara bulunan içilen ortamlarda bırakıyorlar çocuğu. Bebek ağlama krizlerine giriyor. Yani bunun insanlıkla falan da bir alakası yok. İyi ki devlet almışsa bu çocuğu en azından çocuk sağlıklı bir ortamda büyür diye düşünüyorum. Yani yumurtalıklarını satan bir anne, bunu bilen bir baba ve onun çocuğu akıl alır gibi değil değerli izleyicilerimiz. Yani hadi anne baba bir tarafa. Bu çocuğun ne günahı var kardeşim? Bu çocuğun ne günahı var? Çevrede de özellikle Almanya'da da çok var biliyorsunuz. Çocuklar yani çocuk yapmak bir şey değil. Hepimiz yetişkiniz biliyoruz. Ancak bu çocuğu doğurduktan sonra bu çocuğun yaşayacakları anne babasızlık, bunun parayla pulla hiçbir alakası yok. Yani istediğin kadar dünyanın en zengin ülkesinde yaşa istersen anne ya da çocuğa o sevgiyi vermedikten sonra o çocuğun yüzde elli'si eksik demektir borcu varmış. Borcu için bu çocuğu doğurmuş. Yani yumurtalıklarını satmış bu kadın. Ben böyle anlıyorum. Olacak iş değil değerli izleyicilerimiz. Yani burada baba da hatalı, anne zaten başlı başına hatalı. Olay öyle bir noktaya gelmiş ki yani yazık bu çocuğa yazık. Çocuk bundan sonra yetiştirme yurdunda büyüyecek. Nasıl büyüyecek? Hepsi birer soru işareti. Değerli izleyicilerimiz, Amerika Birleşik Devletleri'nden çok güzel bir haberimiz var. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 16 yaşındaki bir gurbetçi kızımız Lara Özkan, yazmış olduğu Kanser ve Obezite İlişkisi adlı kitapla Amazon'da en çok satan kitaplar listesinde ilk 5'e girdi değerli izleyicilerimiz. Bakalım. Amerika Birleşik Devletleri New Jersey eyaletinde lise öğrencisi Lara Özkan'ın yazdığı bilim kitabı Amazon'da en çok satanlar listesine girmeyi başarırken başarısı eyalet sınırlarını aştı. Türk kızı birçok üniversitenin kendisine tam burslu eğitim teklifinde bulunduğunu, kariyeri için en uygun okulda eğitim alıp en kısa zamanda bir bilim insanı olma hayalini gerçekleştirmek için ilk adımı attı değerli izleyicilerimiz. New Jersey'de Bergen şehrinde Malatya kökenli anne ve babanın kızı olan Lara Özkan henüz 16 yaşında kanser ve obezite ilişkisi üzerine bir kitap yazıyor. Ve bu kitap değerli izleyicilerimiz Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok satanlar listesinde yer almayı başarıyor düşünebiliyor musunuz? Bir lise öğrencisi yazıyor bunu. Ve aynı şekilde değerli izleyicilerimiz şöyle söylüyor Özkan. Kaynak sıkıntısı çekince lise öğrencileri için bir kitap yazmaya karar verdim diyor. 14 yaşında başlayıp 2 senede bitirdim. RNA sıralaması isimli kitabını yazma nedeni hakkında çalışma yaptım biyoloji ve data analizi konularında kaynak sıkıntısı çekince bu alanda başlangıç seviyesindeki lise öğrenciler için bir kitap yazmaya karar verdim. Amazon'da biyomedikal mühendislik ve biyoistatistik alanlarında en çok satan listesine girmek doğrusu benim için hiç beklemediğim bir başarıydı. Sadece kaynak amaçlı yazdığım bu kitap beklediğimden daha fazla ilgi gördü diyor. Kitabı yazarken hiçbir gelir beklentisi olmadığını söyleyen Lara Özkan, satıştan toplanan gelirin tamamını Amerikan Kanser Araştırmaları Enstitüsü'ne bağışlamış. Henüz lise son sınıfa giden ve 4.0 tam puan ortalamasıyla okulun onur listesinden hiç düşmeyen Lara Özkan'ın Genç yaşta kitap yazması ve en çok satan listesine girmesi bölge yöneticileri için de büyük bir takdir konusu olmuş. Lara'nın yaşadığı bölge olan Bergen'den ilçe komiseri Tom Solyan Türk kızının başarısını sosyal medya hesabından paylaşarak 16 yaşında kitabı yayınlanmış bir yazar olan Lara Özkan'ın hikayesini duyalım. RNA sıralaması, ilkeler ve veri analizi adlı kitabı okuyuculara genetiğin temellerini öğretiyor ve Amazon'un en çok satanları listesinde ilk beşe giriyor. Tebrikler diye paylaşımda bulunmuş. Diyet ve kanser ilişkisi üzerine araştırması aynı zamanda Yale Üniversitesi'nden de ödül almış. Henüz düz eğitimini görmesine rağmen Amerika'nın en iyi kanser araştırma merkezlerinden biri olan Cold Spring Horbus Laboratuvarı'nda araştırma ekibine girmeyi de başaran Lara Özkan, moleküler biyoloji, biyoinformatik genetik araştırmacısı olarak beslenme alışkanlıkları ve kanser ilişkisi üzerine çalıştığını, bu alanda hazırladığı projelerle Amerika'nın en prestijli eğitim kurumları arasında bulunan Yale ve John Hopkins üniversitelerinde de ödül almayı başardığını söylemiş. Değerli izleyicilerimiz tebrik ediyorum. Maşallah yani gerçekten harika. Daha çok ufak yaşlarda bilime adımlarını atıyor, bir kitap yazıyor ve zor olan bir şeyi başar başarıyor. Gerçekten helal olsun. Anne babasını da tebrik ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Yaklaşık 20 yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan baba Bülent Özkan ve anne Necla Özkan'ın çocuğu Amerika'da çocuk yetiştirmenin çok zor olduğunu, bununla birlikte bir göçmen Türk ailesi olarak çocuklarının bu ülkedeki başarısının kendilerini gururlandırdığını söylemişler. Lara'nın eğitim hayatının dışında gönüllülük esaslı çalışmalarına zaman ayırdığını da belirten Özkan ailesi kızlarının okulu bünyesinde birçok organizasyonda sorumluluk aldığını, ortaokul öğrencilerine kimya, biyoloji ve bilgisayar bilimleri alanında ücretsiz ders verdiğini de söylüyor. Yani arkadaşlarına ücretsiz ders, ders veriyormuş. Profesyonel iş hayatları gereği Kanada ve Hollanda'da da bir dönem bulunduklarını belirten baba Bülent Özkan, "Çocuklarımın sadece Amerikan kültürüyle yetişmesini istemiyordum. Bunun için bir süreliğine farklı ülkelerdeki iş tekliflerini de kabul ettim. Lara'nın üç ayrı kıtadaki deneyiminin ileriki yaşamında açık görüşlü ve dengeli olması adına önemli olduğunu düşünüyorum." diyor. Gerçekten çok güzel bir başarı. Biz de tebrik ediyoruz tekrardan.